Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Rusya NATO nükleer kuvvetleri Rusya sınırına yaklaşırsa vururuz dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Kuruko, NATO'nun nükleer kuvvetlerini ve askeri güçlerini Rusya sınırına yerleştirmesi durumunda Moskova'nın yeterli ihtiyatı tedbirleri alarak yanıt vereceğini ifade etti. Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grusko gazetecilere yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bizim için NATO'ya üye olan ülkeler arasında ayrım yoktur. Bizler eğer NATO ülkeleri Ukrayna'nın sınırına gelirse hangi ülke olursa olsun gereken cevabı veririz dedi. Gruko, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e karşı hiçbir düşmanca niyeti olmadığına ve bu iki ülkenin NATO ittifakına katılması için gerçek nedenler bulunmadığına dikkat çekti. Moskova'nın Finlandiya ve İsveç'in nükleer olmayan tarafsız statüsünün geleceğiyle ilgili bazı soruları olduğunu belirten Kuruşko, iki ülkenin NATO'ya katılarak bu statüsü fiilen terk edeceklerini ifade etti. Kıymetli izleyenler, Türkiye'den ismini vermek istemeyen askeri bir uzman, Rusya'nın bu tehdidi Türkiye'ye de karşıdır ifadelerini kullandı. Rusya'ya güvenmememiz lazım. Aynı zamanda Ukrayna'ya da güvenmememiz lazım. Yarın NATO Ukrayna sınırına iner ve Rusya'yı tehdit edecek olursa Rusya eminim ki Türkiye'yi de vuracaktır ifadelerini kullandı. Ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grucho bu sözlerimi doğrulamış ve NATO üyelerinin arasında Türkiye'yi de kastederek adeta Türkiye'yi vuracağını ima etmiştir dedi. Grucho, Finlandiya ve İsveç'in dünyanın nükleer silahlarının yasaklanmasını ve tamamen imha edilmesini en aktif olarak savunan devletler arasında olduğu iyi bilinmektedir. Ancak ittifak, yani NATO, dünyada nükleer silahlar olduğu sürece nükleer kalacağını söyleyerek kendisini nükleer ilan etti. Bu ülkeler NATO nükleer planlama gruplarına katılacak şeklinde konuştu. Gazetecilerin Rusya'nın nükleer kuvvetlerini Baltık'ta konuşlandırıp konuşlandırmayacağı sorusuna yanıt veren Grucho, bu konu hakkında konuşmak için çok erken dedi. Grucho özellikle Jens Stoltenberg, yani NATO Genel Sekreteri, nükleer silahların Rusya sınırına daha yakın noktaya transfer edilebileceğini söyledi. Polonyalı liderler bunu kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Bu ifadeler uygulamaya geçerse bizler NATO ve NATO'ya destek veren ülkeleri hedef alacağız ifadelerini kullandı.